Aslında meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte Süper Spor başlıyor. Fransa rallisine Tourneville kazandı. Formula 1 Bahreyn yarışında zafer Sebastian Vettel'in. Şampiyonlar şampiyonu Ayhan Can Güven Süper Spor'da. Yaşayan efsane Valentino Rossi'nin başarı öyküsü. Ve haberler. Tamamı Süper Spor'da. Süper Spor başlıyor. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezon tam gaz devam ediyor. Takvimin dördüncü yarışı Fransa'da start aldı. Rally'de 10 özel etap geçildi. Yaklaşık 400 kilometre pilotlar zamana karşı yarıştı. Zorlu mücadeleyi Belçikalı pilot Tourneville kazandı. Rally Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışına Fransa ev sahipliği yaptı. Zorlu parkurlarda 3 gün süren büyük heyecana 81 araç katıldı. Usta pilotlar Korsika'da 10 özel etapta yaklaşık 320 kilometre mesafe kat etti. İlk gün rally'nin sabah bölümünde Sebastian Ogier'in 8.9 saniye önünde yer alan Chris Meek, 3. etapta çok az farkla Ogier'in gerisinde kalsa da 4. etapta en hızlı etap derecesiyle cuma gününü ilk sırada tamamladı. 3. sırada yer alan Hyundai takım sürücüsü Tourneville ön grubun uzağında kaldı ve 25.8 saniye geride 3. sırada günü bitirdi. Günün şanssız ismi Juha Hänninen oldu. Hänninen köprüye vurarak kaza yaptı. Korsika rallisinin ikinci günü Chris Meek'le start aldı. Liderin 25.8 saniye gerisinde güne başlayan Neuville, Meek'in motor, Ogier'in süspansiyon sorunu yaşamasını fırsata çevirdi, etaplarda daha da hızlandı ve lideri yakaladı. Ancak Meek, 6. etabı lider olarak tamamlasa da servis alanına gelmeden önce motoru iflas etti. Böylece ikinci sıradaki Neuville liderliğe yükseldi. Dani Sordo takım arkadaşı Neuville'den 57.7 saniye yavaş kaldı ve üçüncü oldu. Hyundai takım pilotu Neuville cumartesi günü ele geçirdiği liderliği pazar günkü etaplarda sürdürerek 3 saat 22 dakika 53.4 saniyelik derecesiyle Fransa rallisini kazandı. Son 4 yılın şampiyonu M-Sport takımından Sebastian Ogier ise liderin 54.7 saniye arkasında ikinci, Dani Sordo takım arkadaşı Neuville'in 56 saniye gerisinde üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında 88 puanla Sebastian Ogier lider, 75 puanla yarım Atil Atvalı ikinci, 54 puanla Tourneville üçüncü sırada. Takımlar klasmanında ise M-Sport 129 puanla zirvede, Hyundai Motorsport 105 puanla ikinci, Toyota Racing 79 puanla 3. sırada bulunuyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışı Bahreyn'de yapıldı. Sakir pistinde 57 tur üzerinden koşulan yarışı Alman pilot Sebastian Vettel kazandı. Lewis Hamilton 2. olurken Valtteri Bottas podyumu tamamlayan isim oldu.
Formula 1'de sezonun 3. yarışına Bahreyn ev sahipliği yaptı. Sakir pistindeki büyük mücadelede motor sesleri ilk olarak antrenman turları ile yükseldi. Ferrari takım pilotu Sebastian Vettel ve Mercedes GP pilotu Valtteri Bottas hızlarıyla rakiplerinden bir adım önde göründü. Sıralama turlarına Mercedes takımına bu yıl katılan Valtteri Bottas damgasını vurdu. Bottas 1 dakika 28 saniye 769'luk derecesiyle birinciliği elde ederek bu yıl ilk kez pol pozisyonu kazandı. Really, really happy. You know, it's first pole in my career. It's my fifth season now in Formula One, so it took a few races, but got it, and hopefully it's the first of many. But just want to say big thanks to the team, you know, giving me this car to drive it on pole, and you know, we're both starting in the front row. So I think we've made really good job this weekend to really focus on the evening conditions and really managed to get a lot of lap time out of the car in the slightly cooler conditions, and hopefully that's going to help us. Bottas'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ikinci, 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilot Sebastian Vettel 3. sırada başlama hakkını elde etti. Yarış günü heyecan doruktaydı. Pole pozisyonundaki Valtteri Bottas startta yerini korudu. 3. sıradan kalkan Sebastian Vettel ikinciliğe, 6. cepten başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen ise 4.'lüğe yükseldi. Mücadeleye çok iyi başlayan Verstappen, pit stopunu gerçekleştirdikten sonra fren arızası yüzünden 12. turda yarış dışı kaldı. Turda Williams'dan Lance Stroll ile Toro Rosso'dan Carlos Sainz arasındaki temas sonrası iki isim de yarışa veda etti. Güvenlik aracının piste girmesiyle pilotlar pit stop yapmayı tercih etti. Böylece yarışın yeni lideri Sebastian Vettel oldu. Turda ikinci pit stopunu gerçekleştiren Sebastian Vettel 1 saat 33 dakika 53 saniye 374'lük derecesiyle sezonun ikinci, kariyerinin 44. yarış birinciliğini elde etti. The car was really amazing to drive. I had a good feeling yesterday. So for many laps it really worked well, and it was just a pleasure. I could control the pace in the end. Lewis obviously was a little bit of a threat again towards the end with the traffic, you never know, but very controlled race. The car, as I said, was a dream today, so happy Easter and thank you very much. Vettel'in 6.6 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 20.3 saniye uzağındaki Bottas ise üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından Sebastian Vettel puanını 68'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliği tek başına ele geçirdi. Alman sürücüyü 61 puanla Lewis Hamilton, 38 puanla Valtteri Bottas izledi. Takımlar klasmanı ise Ferrari 102 puanla zirvede. Mercedes 99 puanla ikinci, Red Bull 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Suda iz bırakmak mümkün mü? Sıra dışı motosikletçi Ivan Cervantes, bakın suda nasıl iz bırakıyor. Ben Ivan Cervantes. 5 kez Enduro Dünya Şampiyonu oldum. Sizce konsantre olmayı nasıl başarıyorum? Pisti ve her virajın zorluğunu kafamda hayal ediyorum. Intento
Kendimi limitlere kadar zorlamaya çalışıyorum ve her şeyi kusursuz yapmak istiyorum. Enduro benim için özgürlük demek. Cumartesi pazar günleri 7-8 saatliğine dağlarda dolaşıyorum. Zamana karşı yarışıyorum ve bu size inanılmaz bir adrenalin veriyor. Sürüş yaparken her zaman yeni zorluklar bulurum. Örneğin suda kayıp gitmek için mümkün olduğunca hızlı olmalısınız. Açık bir şekilde arkaya yaslanmalısınız ve hemen gaza yüklenmelisiniz. Ben Ivan Cervantes. Enduro hakkındaki en sevdiğim şey beni özgür hissettirmesi. Yurt içinde ve yurt dışında kazandığı kupalarla adından söz ettiren genç pilot 2016 Türkiye Şampiyonlar Şampiyonu Ayhan Can Güven Süper Spor'da. Şampiyonlar Şampiyonu Ayhan Can Güven konuğumuz. Hoş geldin programımıza Ayhan Can. Hoş bulduk, merhaba. Kutluyoruz seni. Kupanla birlikte geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Onu da bizimle paylaşıyorsun burada. Neler hissediyorsun? Zorlu bir mücadeleydi. Güçlü rakiplerim vardı. Atmosferi bizimle paylaşır mısın? Öncelikle Şampiyonlar Şampiyonası 15 yıl üstüne düzenlendi bu sene. O yüzden büyük bir talep ve herkes de bunu kazanmak istiyordu, öyle söyleyeyim. Hani çok uzun zaman üstüne olması ve şu anda da elde iyi bir pilot kadrosu vardı gerçekten. Bu açıdan bizler açısından güzeldi çünkü bu kadar önemli, bu kadar tecrübeli pilotların arasında ben de genç bir pilot olarak kendimi gösterme fırsatı buldum. Bir de bunun sonunda bir şampiyonluk elde ettik, gerçekten güzeldi. Kim vardı? Kimler vardı? Yani aslında ben biliyorum ama bir de senden dinleyeyim istersen. Motorsporun yakından tanınan herkesin bileceği eski tecrübeli pilotlardan Burak abi vardı. Burak Çukurova, Yağız Avcı artık o da tecrübeli pilotlar arasına girdi. 5 kez Türkiye şampiyonu. 5 kez Türkiye şampiyonu olmuş birisi. Can Tolon vardı, finalde karşılaştığım ekiplerden bir tanesi. Türkiye'de aslında hızlı olabilecek herkes buradaydı. Ama dediğim gibi 44 tane birbirinden başarılı pilot vardı o gün orada. Eleme usulü. Cumartesi günü başladı, 2 gün sürdü mücadele. Elene elene en son bir şampiyon belirlendi. Ben de o şampiyon oldum. Senin stratejin ne oldu? Piste ısındım. Yani eleme turlarını geçersem eğer piste ısınacağımı biliyordum. Eleme turlarını geçtim. Ondan sonra hem yarışıp hem pisti öğrenmeye çalıştım. İkisini birlikte yapa finale kadar pisti de öğrenmiş oldum. Finalde de Can abiyle güzel bir mücadele oldu ama onu da yendim ve şampiyon oldum. Kutluyoruz seni. Sağ olun, teşekkürler. Ayhan Can, geçen sezon yurt dışında yine birçok başarıya imza attın. Hangisinden başlayalım? Geçen sezon benim açımdan hafta çok kritik bir sezondu. Çünkü artık 18 yaşına gelmiştim. Geçen sene 18 yaşındaydım. Önemli bir sezondu bizim açımızdan. Yurt dışına açılma fırsatı bulduk. Toksport bana güvendi, bana inandı ve bana önemli bir imkan verdi açıkçası. Benim Porsche Cup serisinde, Almanya Porsche Sports Cup serisinde yarışma fırsatı verdiler bana. Öncelikle sezon başında birkaç tane pist seçtik kendimize. Nürburgring, Spa ve Nürburgring Spa ve Red Bull Ring. 3 tane gelecekte işime yarayacak pist seçtik aslında, gidip o pistleri öğrenmek adına.
bu yani bütçemiz doğrultusunda bu kadar yarış yapabiliyorduk. Tüm sezonu kovalayamadık. 3 tane yarış seçtik. İlk Red Bull'un yarışı benim açımdan zor geçti. Çünkü ilk defa böyle bir araba kullanıyorum. Böyle bir pistte böyle pilotlarla. Ondan sonra Nürburgring'de de biraz aslında hızlıydım ama kaza yaptım yani. Tecrübesizliğim oldu diyelim. Spa'da yarış kazandım yani. Spa yarışını ben kazandım ve ondan sonra son yarış Hockenheim'a da girme kararı aldı takım ve ekibimiz. Son yarış Hockenheim'i de kazandık. Geçen sezonu gerçekten çok iyi bitirdik. Bu sezonun startını nerede ve nasıl vereceksin? Bu sezon aslında Avrupa'daki en önemli tek marka kupalarından biri olan Porsche Carrera Cup Fransa'da yapacağız. Fransa'nın şu an belki de en üst düzeydeki otomobil şampiyonası diyebiliriz. Gerçekten zor bir maceraya gireceğiz bu sene. Umarım başarılı da olacağız. İlk yarışımız da Spa'da. Yine geçen sezon kazandığım pistte. Bu sefer daha güçlü rakiplerle yine Spa'da yarışacağız. Ondan sonra bu sezon önemli 8 tane yarışım var Avrupa'da. Hepsini kovalamayı düşünüyorum şu an için. Ve sezon sonunda da şampiyonluk hedefimiz var ama bu kesinlikle kolay olmayacak. Çünkü yıllardır oralarda yarışan tecrübeli pilotlar var. Biz bu sene çaylak pilot klasmanındayız zaten. Ama genel klasmanda da iddialıyız. Bakalım mücadelemizi veririz. Can Güven, idolün kimsin? Ya idolüm tabii Schumacher çünkü küçükken hep onun yarışlarını izledik, hep onu idol gördük kendimize. Ben 2011 yılında onunla çok fazla zaman vakit geçirme şansı da buldum açıkçası. Oğluyla aynı kategoride yarışıyorduk, o da oğluyla birlikte yarışlara geliyordu. Bir sezon boyunca birlikteydik öyle söyleyeyim size. Onun da bende idolüm olmasına çok büyük etkisi var çünkü onu yakından tanıdık, nasıl bir sporcu olduğunu gördük, gerçekten çok örnek bir sporcu. Şu anki malum durumu da bizleri çok üzüyor. Karting kökenli bir milli sporcusun. Yarışlara nasıl hazırlanıyorsun? Dediğiniz gibi karting kökenliyiz. Başarımızda da aslında büyük bir parola diyelim. Çünkü kartingle başlamak gerçekten çok büyük bir avantaj. Ben yarışlarım veya fiziksel olarak sıkı antrenmanlar yapıyoruz yani. Hı hı. Yarışlardan önce çünkü bildiğiniz üzere kondisyon çok önemli bizim yarışlarımızda. Her ne kadar insanlar tarafından oturarak yapılan bir spor olarak algılansa da fiziksel güç gerçekten çok önemli. Çünkü uzun soluklu yarışlar yapıyorsunuz ve en ufak bir kondisyon eksiğinizde sizi yarışın belli bir kısmından sonra bu çok zor oluyor. Onun için fiziksel olarak hazırlanıyorum. Mental olarak simülasyon benim en çok vakit geçirdiğim üzerinde antrenman yaptığım şey çünkü çok fırsatımız yok. Hem ülke olarak hem imkan olarak çok fazla gerçek evet. arabayla test yapma imkanımız yok. Ben de gideceğim pistleri, kullanacağım arabaları simülasyon ortamında tanımaya çalışıyorum. Bu sayede de gerçek hayatta arabaya ve piste oturduğumda hızlı adapte oluyorum. Ayhancan, yoğun bir sezon seni bekliyor. Bu arada öğrencisin, üniversitede okuyorsun. Nasıl yetişiyorsun tempoya? Ya yıllardır aslında bu tempoya alıştım. Küçük yaştan beri bu spor yaptığım için genelde de yurt dışı da olduğu için yarışlarımız çok fazla devamsızlık yapıyorsunuz okula, çok fazla ders kaçırıyorsunuz, bazen sınavları kaçırıyorsunuz yani ikisini bir arada götürmek gerçekten zor. Yıllarca da bunu yapamayacağımız söylendi ama bir şekilde işte üniversiteye kadar geldik. Şu anda da mekatronik mühendisliği öğrencisiyim ama tabii üniversite gerçekten çok daha fazla zor oluyor yani bu açıdan beni daha fazla zor oluyor. Ben de mücadelemi sonuna kadar vermeye çalışıyorum, ikisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Başarılar diliyoruz sana. Yolun açık olsun. Sana nice kupalar diliyoruz. İnşallah. Şampiyonluklar diliyoruz. Ayhan Can Güven. Gurur duyuyoruz seninle. İki teker dünyasına dönüyoruz. Doktor lakaplı MotoGP Dünya Şampiyonu Valentino Rossi'nin başarı öyküsünü şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Şubat 1979 tarihinde İtalya'nın Urbino şehrinde dünyaya geldi.
Motosikletle tanışması ise onun gibi bir MotoGP pilotu olan babası Grazione Rossi sayesinde gerçekleşti. 1993 yılında Jaguar'da yapılan İtalya Şampiyonası 125cc kategorisinde katıldığı ilk yarış oldu. Ertesi yıl şampiyonayı birinci sırada bitirdi. ...1996 yılı Rossi'nin dünya şampiyonası kariyerinin başladığı yıl oldu. Kariyerindeki ilk yarışı olan 1996 Malezya GP'de 125cc sürücüsü olarak Scuderia AGV takımı adına pistteki yerini aldı. Valentino Rossi 1997 sezonunda 125cc kategorisinde 11 yarış kazanarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Rossi bu kulvarda şampiyon olan en genç pilot olarak tarihteki yerini aldı. ...1998 yılında Nastro Azzurro Aprilia takımıyla devam kararı alan Rossi 250cc kategorisinde yarışmaya başladı ve bu kategorideki ilk sezonunu 5 yarış kazanarak ikinci olarak tamamladı. En daar komt Rossi, daar komt Valentino Rossi over de streep. Hij gaat zijn eerste overwinning boeken in de kwartlietenklasse. Hij heeft het toch maar weer waargemaakt. Hij doet dat met een wheelie. Fantastisch. Maar hoe gaat die? 1999 sezonunda ise kazandığı 9 yarış ve topladığı 309 puanla şampiyonluğu göğüsledi ve bir kez daha bu kategoride şampiyon olmuş en genç sürücü unvanını alarak kariyerinin henüz başında ikinci rekoruna imza attı. Yılında Royal Class 500cc'ye geçen genç pilot Honda ile anlaştı. İlk sezonunu iki yarış zaferiyle ikinci olarak bitirdi. Valentino Rossi, of course, the reigning 250cc world champion. 2002 MotoGP şampiyonasında 11 yarış birinciliğiyle fırtınalar estiren Rossi, 2003'te de aynı başarısını devam ettirdi ve Honda takımıyla üst üste ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Başarılı pilot 2004 yılında Yamaha takımıyla anlaştı. Yeni takımıyla 2004 sezonunda 9 yarış kazanarak şampiyonluğa ulaşan Rossi, ayrıca Yamaha tarihinde Eddie Lawson ve Wayne Rainey'in elinde tuttuğu bir sezon boyunca kazanılan 7 zaferlik rekoru da kırmış oldu. 2006 ve 2007 sezonlarında şampiyonluk kazanamayan İtalyan pilot, 2 yıl aranın ardından 2008 ve 2009'da şampiyonluğu göğüsleyerek yükselişine kaldığı yerden devam etti. ...2011-2012 yıllarında Ducati takımı adına yarışan efsane pilot, başarısız olduğu iki sezonun ardından tekrar eski takımı Yamaha ile anlaştı. Eski takımıyla daha iyi sonuçlara imza atsa da 5 yıldır şampiyon olamayan usta pilot geçtiğimiz sezon olan 2015 yılında şampiyonluğu kıl payı kaçırarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Kariyerinde 7 MotoGP dünya şampiyonluğu bulunan doktor lakaplı 37 yaşındaki tecrübeli pilot Valentino Rossi 2016 sezonunda Yamaha takımı adına pistlerdeki yerini almaya devam edecek. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan Süper Spor'da zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.